Türkiye'nin en büyük onkoloji hastanesi Malatya'da hizmet veriyor hastalarına. Şimdi oraya gidiyoruz biz de. A Haber muhabiri Barış Türel ve konuğu bizi bekliyor. Hemen dönelim, vakit kaybetmeden sözü onlara bırakalım. Evet, teşekkürler. Şu anda Türkiye'nin en büyük onkoloji hastanesindeyiz. Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesindeki onkoloji hastanesi kanserle mücadelede çok ama çok önemli çalışmalara imza atıyor ve Türkiye'de birçok alanda da öncü çalışmalara imza atıyor. Şimdi hastaneyle ilgili bilgileri dilerseniz Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Doçent Doktor Sayın Adil Elkıran'dan dinleyelim. Başkıran'dan dinleyelim. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Nedir hastanemizin özelliklerinden bahsedecek olursanız? İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük üniversite hastanesi ve en kapasiteli hastanesidir. Ana binada 1217 yatak, karaciğer nakli enstitüsünde 152 yatak ve onkoloji hastanesinde 217 yatakla toplamda 1607 yatak kapasitesine sahip 316 yoğun bakımla vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Onkoloji hastanemiz tabii 4 Şubat kanser günü nedeniyle onkoloji hastanemizi tanıtırsak, onkoloji hastanemiz 2020 yılında faaliyete geçti ve şu anda yılda yaklaşık 45 bin hastaya hizmet vermekte. Sadece geçen yıl 20 bin üzerinde hastaya ayakta kemoterapi tedavisi verildi. Onkoloji hastanemiz aynı zamanda ülkenin en büyük kemik iliği transplantasyonu yapılan merkezi ve bugüne kadar 1500'ün üzerinde kemik iliği transplantasyonu yapıldı. Sadece geçen sene 200, COVID'e rağmen 297 kemik iliği transplantasyonu yapıldı. Sadece bununla kalmıyoruz. Aynı zamanda kanser için kullanılan halkın deyimiyle akıllı ilaç dediğimiz klinik araştırma merkezini de içinde bulunduruyor ve şu an için Türkiye'nin en büyük klinik araştırma merkezlerinden birini barındırmakta. Evet, aynı zamanda çok önemli kanser mücadelesi, kanser çalışması da, kanserle mücadele çalışması da yürütülüyor. Bu konuda da bilgileri Profesör Doktor Emin Tamer Elkran'dan dinleyeceğiz. Hocam siz de hoş geldiniz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Neler yapıyorsunuz? Ne gibi çalışmalarınız var? Kanser tüm dünyada ve ülkemizde gittikçe artan ve her yıl giderek artan bir halk sağlığı sorunu ve yaşam problemi. Bunun için ilk öncelikle hastalarda erken tanının yakalanması lazım ve hastalığa yakalanmadan korunması lazım. Bir an önceki baş hekimimiz de bahsetti. Hastanemizde de giderek artan bir hasta yoğunluğu var. Geçen yıl ortalama 20 bin hastaya kemoterapi verdik. Bir o kadar hastaya da yatırarak tedavi ettik. Dünyada ve ülkemizde kanserlere bağlı ölümler de bazı ülkelerde birinci, ikinci sırada, ülkemizde de ikinci sırada yer almakta. Onun için kanserden mutlaka halkımızın korunması lazım. En çok hangi kanser çeşitleri var mesela hocam Türkiye'de? Dünyada 2020 verilerine göre meme kanseri her iki cinsiyette de kadınlardaki artan meme kanserinden dolayı en sık görülen kanser. Türkiye'de ise en sık görülen kanser erkeklerde akciğer kanseri, kadınlarda meme kanseri. Bunu kolorektal kanserler, prostat kanseri takip ediyor. En sık ölüme neden olan kanser sorarsanız, en sık ölüme neden olan kanser de yine 2020 verilerine göre tüm dünyada meme kanseri. Daha önce akciğer kanseriyken meme kanseri daha sık görülmeye başladığı için meme kanseri. Ve daha sonra akciğer kanseri geliyor. Ülkemizde de en sık görülen ölüme neden olan kanser akciğer kanseri. Fakat tedavilerde o kadar yol alındı ki artık gerçekten kanser artıyor, kansere bağlı ölümler artıyor ama son 50 yıla bakıldığı zaman 50 yılda ölüm oranlarında, kansere bağlı ölüm oranlarında ciddi bir azalma var. Özellikle son dönemlerdeki yapılan çalışmalara bağlı immünoterapilerle ve akıllı ilaç tedavileriyle beraber, kişiye yönelik tedavilerle beraber kansere bağlı ölüm oranlarında ciddi bir azalma var. Fakat ona rağmen yine büyük bir halk sağlığı problemi ve kansere bağlı ölümler şu anda Türkiye'de kalp damara bağlı ölümlerden sonra ikinci sırada yer alıyor. Peki erken tanı bu konuda çok önemli. Bu konu hakkında neler söyleyeceksiniz? Ne gibi uyarılarınız olacak hocam? Erken tanıda keten merkezleri var. Sağlık Bakanlığımızın bünyesinde her yerde olan keten merkezi var. 4 tane kanserin erken tanısını yakalama mümkün. Kadınlarda meme kanseri, her iki cinste bağırsak kanseri, kolorektal kanserler, kadınlarda rahim ağzı kanserleri ve prostat kanseri. En sık görülen kanserler. Bunlar için mutlaka hastalarda belirtiler varsa hiç doktora gecikmeden gitsinler. Hele hele şu pandemi döneminde hastaların büyük bir kısmı COVID nedeniyle gelmek istemiyorlar. Fakat COVID nedeniyle gelmiyorlar.
ileri aşamalarda geliyorlar. Covid'den korkmadan aşılanarak, mesafeye uyarak lütfen bize gelsinler ve erken tanı yakalansın ve tedavileri bir önce başlansın. Peki, çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Malatya Türkiye'nin en büyük onkoloji hastanesindeydik. Çok kıymetli hocalarım yayın neden merkeze bakalım.